Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde bir dosyaya veri yazmayı inceleyeceğiz. Bunu yaparken elimizde bir string veri olacak. Bu string veriyi byte'a dönüştüreceğiz. Sonrasında da dönüştürdüğümüz byte'ı bir dosyaya yazacağız. Temel olarak yapacağımız işlem bu. Öncelikle hemen uygulamamıza geçebiliriz. File nesnesini oluşturuyoruz. Tabii ki hatamızı yöneteceğimiz nesneyle. Bu sefer open file'ı kullanacağız. Open file'ı daha önce de kullandık. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Biraz daha belki anlaşılır gelebilir sizin için. Şöyle 3 parametreyi de göndereceğim. Ama alt alta göndereceğim bu sefer. Os o ve alt çizgi kullanıyorum. Write only. Ondan sonra bunu truncate de edebilmeyi istiyorum. Yani kesmeyi. Bunu da o trunk ile yapabilirim. Bir diğeri de eğer yoksa ben bunu oluşturabilirim. O create diyorum burada. Dosya izni olarak da 0666 diyorum. Burada hata yönetmem de gerekiyor tabii ki. O hata yönetmeyi de orada aşağıda yaptım. Daha önce kopyalamıştım bunu zaten. Sürekli kullandığım şey olduğu için. Defer işlem bittiği zaman file'ı kapat diyorum. Bunun üzerinde işlem yapmayacağım artık diyorum. Bu kapandıktan sonra zaten. Byte slice nesnesi oluşturuyorum burada. Buna bir veri aktarmam gerekiyor. Bir dönüştürme işlemi yapacağım. Elimdeki datayı şöyle olsun o da. Data diyelim. Buna da ne yazalım? Mesela şöyle basit bir veri olsun. Bu veriyi ben string'den byte'a dönüştürerek byte slice nesnesi üreteceğim burada. Temel fikir bu. Burada byte diyorum ve dışarıdaki şunu da bir de sonuna n koyalım. Bu new line oluşturabilmek için. Hatta onu da biraz daha pratik olsun diye kod yazmış olalım diye ayırabiliriz bunu. Ne yaparız? New line olsun mesela. Bu tür şeylerde tembellik yapmamak gerekiyor. Yani amaç zaten programlamayı öğrenmek. Binlerce satır kod yazmak gerekiyor bir şey öğrenmek için. Burada bunu birleştiriyorum. Mesela data ve new line dedim. Tabi isterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ne olsun? Mesela bu raw data olsun. Bu da birleştirilmiş data olsun. Örneğin raw data ile şöyle new line bunu birleştiriyorum ve buraya yazıyorum. Ondan sonra da işlemi yapacağım artık. Bu yazma işlemini yukarıdaki file nesnesini kullanarak yapacağım. Bytes written diyorum. Error nesnesi ve file write, file'ın write fonksiyonunu kullanarak diyorum ki yukarıdaki byte slice var ya işte onu yaz. Sonra standart hata yönetimi sürecini işletiyoruz. Log içerisindeki printf kullanılarak ekrana bir veri yazacağız. Bu da ne olsun? Mesela şu kadar veri, şu kadar byte yazıldı. Byte yazıldı diyorum burada. Sonra da bir alt satıra geçsin. Bytes written diyorum. İşlem bu kadar. Bakalım şöyle bir herhangi bir sıkıntı yok. FMT bunu kullanmadık. O yüzden important and not used diyor. Go bu tür şeyleri hiç sevmez.
O yüzden sildik. Evet, 19 byte yazıldı şeklinde bir çıktı oldu. Demo diye bir dosyamız var şimdi. Bakın burada yoktu zaten. Hatta şöyle tekrar bakalım. Şu an yok. Oluşturuldu. İçerisine de bizim datamız oluşturuldu burada. Dikkat ederseniz ikinci satır oluşturdu. Bu ikinci satır normalde şu new line'ı koymasaydık olmaz. New line da koyduğumuz için bir alt satıra geçerek aslında iki satırlık bir veri oluşturmuş oldu. Yani bunlar püf noktalar ama farklı durumlarda farklı çözümler üretebilmek ya da bazı sorunları anlayabilmek için bunlara dikkat etmek gerekiyor.